Günaydın aşkım. Günaydın. Takvim zamanı bugün 5'teyiz. Zaman çok çabuk geçiyor. Where is 5? Heh, burada. Ne bu? Volüte çıktı. Çikolatadan bugün bir ayıcık bekliyorum. İnşallah ayıcık çıkar. Hayır, yine ayıcık çıkmadı. Ya ben ayıcık istiyorum. Bu daha önce de çıktı ama sütlüsü çıktı. Bu sefer fındıklısı çıktı. Böyle. Ve büyük takvime gelelim. Şu taraftaydı sanki. Heh, evet. Bakın 5 böyle büyük bir şey. Ve ağır bu. Bir tık ağır. O yüzden çok merak ettim. Hemen açalım. Ay bu ne? Wow. Molten Brown London markasından Bath and Shower Gel. Yani duş jeli çıktı. Fiyatına bakalım. 25 euro. Kokusuna da bakalım. Ay kokusu çok güzel. Hemen zaten banyo yapacaktım çünkü saçım bir tık yağlandı. Delicious rhubarb and rose. Rhubarb ne bilmiyorum ama gül de var içinde. Kahve ve çikolatanın renk uyumu çok güzel. Do I have a golden mug? Altın renkli kupam var mı dedim. İngilizce. İngilizce vlog mu çektim arkadaşlar bir tane? Şu sayılır mı? Çünkü altın yok. Bakıyorum. Şu. Bugün sizinle birlikte burayı düzenleyeceğim. Çünkü şuraya bakın. Yani şaka gibi çok dağınık. Ama önce bir banyo yapacağım. Yeni aldığım duş jelini hemen deneyeceğim. Şampuanım da soruluyor. Bu Daphne's'in Nunu şampuanını kullanıyorum. Ama bitti bitiyor. O yüzden yenisini almam lazım. Şu an burası böyle arkadaşlar. Şurada birkaç saç ürünüm vardı. Onları banyoya koydum. Onların burada işi yok. Nasıl düzenleyeceğimi bilmiyorum. Şuraya dudak ürünlerimi koyarım. Şöyle büyük şeyleri de buna koyarım. Yapacağız bir şeyler. 1500 tane rujum var şurada. Ama sorsan kaç tane kullanıyorsun Ağustos'ta? 2 ya da 3 tane. Şunu bir kere aldım. Hiç kullanmadım. Şu Fenty Gloss. Niye hiç kullanmıyorsun? Yani neden? Şöyle bir ürünüm var. Ay bu ne oldu? Bu yeşil oldu. Neyse onun üstünü keseceğim. Bu ne oldu ya cidden? Bunu ne zaman aldım? Niye aldım? Rengi hiç benlik değil. Turuncu. Böyle ürünler işte arkadaşlar. Böyle düzenledim. Tüm makyajlarım burada. Diğer dudak ürünlerim de burada. Hepsi aynı renkte sanki. Bir tek bunları ekleyince şu Kiko Gloss'lar çok böyle pembe olduğu için bir farklı durdu. Ve dudak kalemlerime bakın. Şaka gibi. Gerçekten sanki çoğu aynı renkte. Onları da ekleyelim. Şöyle. Burada da birkaç dudak ürünüm var ama onları günlük kullanıyorum. O yüzden onları buraya koyuyorum. Orayı hallettik. Şimdi buraya gelelim. Çok fazla concealer'ım var. Hepsi Fit Me ama bazıları eski. Birkaç tanesini eleyeceğim. Çünkü boş olanlar da var galiba. Uzun bir zaman bu favori maskaramdı. Sonra bu çıktı piyasaya ve bu favorim oldu. Hem ekstra siyah olanı var hem normali ama ekstra siyah daha hoşuma gidiyor. Ama bu da gerçekten çok iyiydi. Bazen ikisini de kullanıyorum. Ama çoğu zaman sadece bunu kullanıyorum. Ve bitirdim. Şu an bu şekilde. Burada tüm dudak ürünlerim var. Diğer makyaj malzemelerim. Bayağı bir ürün çöpe de attım. Çünkü eski hani maskaralarım, concealerlarım falan onları hiç şey yapmıyordum. Hani atmıyordum ama bugün hepsine bir baktım. Burada da diğer yani saç ürünleri böyle şeyler işte kalem bile var. Küçük makas. Diğer şeyler burada. Ve şimdi bu oje
Oje değil mi? Oje değil. Oje kısmını halledeceğim. Çünkü eski ojelerim de çok var. O yüzden onlara da teker teker bakacağım. Burada da tırnaklarım var ve aseton. Eskiden böyle renkli ojeleri çok severdim. Mesela şu ne alaka ya? Baksanıza. Artık gerçekten hiç sürmüyorum. Şu iyi değil bence. İyi mi? Yo, iyiymiş. Bak bu bitti mesela. Bunun ne işi var burada? Bunu hatırlıyorum. Bu çok güzel. Bunu galiba dayım Almanya'dan mı almıştı bana? Öyle bir şey hatırlıyorum. Yine Aralık ayındaydı. Ama çok güzel. Baksanıza simler var böyle pembe. Ve burayı da bitirdik. Şimdi buraya gelelim. Şu süngerlerimi şuraya koyayım. Burayı da halledeceğim. Çünkü fırçalarımı yıkamam lazım. Unutuyorum hep. Bugün fırçalarımı yıkayacağım. Burada günlük kullandığım ürünler var. Bu Benetint. Buna aşığım biliyorsunuz. Emily 203 ve MAC Bricola. Şöyle bir ruj. Ve tabii yeni lip balmım takvimden çıkan. Ama şu ürünleri bir bakmam lazım. Şurada neler var bilmiyorum gerçekten. Bu bitti mesela. Çok az kaldı. Onu bir kere kullandıktan sonra atabilirim. Ve şu takı şeyimi de düzenleyeceğim. Birkaç ürünü banyoya koydum. Çünkü onları bir tek banyoda kullanıyorum. Yüz bakım şeylerim burada. Parfümlerim. Makyaj temizleme sularım. İşte saç ürünleri. Burada da yani burada günlük şeyleri buraya koydum. Burayı da biraz temizledim. Burada da serumlarım var. Tonik. Bu aralar sadece şu damla küpelerimi takıyorum. Şunları da bir çıkartayım da daha güzel dursun. Ve bitti. Bakın çok düzenli ve toplu oldu şu an. Şu fırçaları sık sık kullanıyorum. Ay bu ne oldu böyle? Ama bunları pek kullanmıyorum. O yüzden bunları yıkamayacağım. Bunlar gerçekten süs. Yani bunları senede bir kullanıyorum. Ama bunları ya en çok sünger kullanıyorum. Ve bu blush için. Bu bronzer için. Bunu aslında kullanmıyorum ama bu çok pis ya. Bunu bir temizleyeceğim. Highlighter ve bazen dudak ürünü uyguladığımda bunu kullanıyorum. Ama o yüzden onları bir güzel temizleyeceğim. Normal sabun kullanıyorum bunun için. Dalin falan olsa da olur tabii ki. Şöyle. Fırçalarımı da yıkadım. O çok pis olan o attım yani. Zaten kullanmıyorum onu pek. Daha çok sünger kullanıyorum dediğim gibi. Bunun yenisini alacağım. Çünkü bu da çok kirli ve bunu en sık bunu kullanıyorum. Ama bunu da kullanıyorum arada. Fırçalarını böyle kurutman gerekiyormuş. Yoksa su fırçanın içine kaçabiliyor ve fırça kırılabiliyor. Öyle duydum bilmiyorum. Burada koyuyorlar şimdi. Saçım şu an çok kısa duruyor bakın. Bunu kullandım. Kabarıklığa karşı da işe yarıyormuş. Yani öyle yazıyordu. Ama ben pek bir şey görmedim. Ya daha mı fazla sıkmam gerekiyordu anlamadım ama ısıya koruyor. O yüzden o da iyi bir şey. Bunu niye böyle yapmıyorsun? Koy Oh, beni duymuyormuş. Tamam. Bugün Cemil'in maçı var ve ilk kez maçına gideceğim Cemil'in. Daha önce de gittim ama bu bay... Gol mu attın? Daha önce de gittim ama o zaman başka bir takımda oynuyordu. Benim için gol atacak bugün. Değil mi Cemil? Değil mi? çay takvimini de açalım. Canım çay çekti. Şurada. Ay ben de açamadım. Cemil'i güldüm. Kendim de öyle oldum. Ya iyi bu ne ya? Meyan kökü şekerli çay. Ay arkadaşlar devam etmeyeceğim bak bu çay takvimini. Be kind to yourself. Evet güzel. Bunu içmeyeceğim. İçeyim mi? Neyse deneyelim. Şimdi çay içeceğim. Abim içti ve beğendi. Çok kötü kokmuyor böyle ama. Bakayım. Ay çok sıcak. Nasıl içiyorum? Yani çok kötü değil ama tercih edeceğim bir çay da değil. Kardeşini izleyen havalı abla olmam lazım. O yüzden güzel bir makyaj yapacağım. Güzel bir kombin giyeceğim. Ve hazırım. Aslında dünkü kombini yaptım. Sadece farklı bir jean giydim. Ve termobardağımı da yanıma aldım. Çünkü hava çok soğuk. Orada donacağım büyük ihtimalle. O yüzden çayımı yaptım. Annem, babam, abim ve kuzenim Eyüp geliyor.
Cümbür Cemaat maça gidiyoruz. Bakın kamera var. Mamuş. Müziğin sesini aç da videoda bazı şenlik olsun. Geldik. Ay ne kadar kalabalık. İlk yarı bitti. Şimdi başka bir maç izliyoruz burada. Bakın abim yan hakem. İkinci yarın yan hakemi. Cemil! Sıcak çikolata aldık. Çok güzel kremalı. Şimdi eve geldik. 2 saat boyunca dondum ben. Yani böyle titreye titreye maçı izledim. Sıcak çikolata bir ara böyle ısıttı. Sonra tekrar dondum. Hava buz gibiydi. Neyse Cemiler kazandı 5-1. Şimdi eve geldim. Hemen kalın pijamalarımı giyeceğim. Ondan sonra da bir şeyler yerim. Acıktım. Bakın annem çok güzel fasulye yemeği yaptı ve bulgur pilavı. Onu yiyorum şimdi. Canım cips çekti. Bazen bana geliyorlar böyle geceleri. O yüzden cips yiyorum. Bu çok güzel karabiberli. Ya canım cips çekiyor deli gibi ya da canım mandalina çekiyor. Sizin canınız ne çekiyor onu merak ettim. Böyle geceleri geliyorlar mı size de? Bir tek bana uğramıyorlar diye düşünüyorum. Ya bazıları böyle tatlı şey yapıyor ya da tuzlu işte. Ama şey yapmam bak ona üşenirim. Hani geceleri böyle makarna yapanlar bile var ya. Onu hayatta yapmam. Yani ben böyle direkt alıp yemem lazım. Yani bir şey hazırlayamam ona. Gücüm yok. Ve yakında direksiyon sınavım var. Biraz heyecanlıyım ama kendime güveniyorum. Yani ilk seferde hemen almak istiyorum. Uzatmak istemiyorum. Biri şey yazdı bugün yorumlarda gördüm. İşte Aslı sanki çok uzun süredir ders alıyorsun. Orada sistem nasıl burada yani Türkiye'de. 2 hafta ders alıyorsun ondan sonra direkt sınava giriyorsun. Öyle bir şey görmüştüm. Burada öyle değil. Geçen hocama sordum. Ortalama 32 ya da 33 dersle sınava giriliyor. Ve bu kişiye göre değişiyor tabii ki bazıları. Hani araba kullanmayı daha önce bilenler daha çabuk alıyordur. Ama sıfırdan başlayanlar ortalama 32 ders. Ve bu haftada 1-2 yani dersler. O yüzden uzun sürüyor. Bazıları bir senede tamamlıyor. Bazıları 3-4 ayda tamamlıyor. Ben sık sık ders aldığım için 3 ayda tamamlayacağım. Yani tam 3 ay ders alıyorum. İnşallah tek seferde alırım dediğim gibi. Ben bizimkilere tarih söyledim. Ama uzun zaman önce söylemiştim galiba. Kimse hatırlamıyor, kimse bilmiyor. Ben de söylemeyeceğim, inat ettim. O yüzden sürpriz olacak onlara da. Size de sürpriz olacak. Ama Instagram hesabından zaten hemen paylaşım yaparım o gün. Heyecanlıyım. Bakalım. Ve burada videonun sonunu çekeceğim. Soğuk vurdu bana gerçekten tüm gün. Başım da ağrıyor. Ya şu önleri bir tık kısa kestik. Sürekli önüme geliyorlar şu arkaya. Şey yapamıyorum onlara. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere.